Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Yine Berlin'de güzel, ağaçlıklı bir yolda yürüyorum. Bugün araba fiyatlarıyla alakalı bir video çekeceğim. Şu an çok güzel bir yere geldim. Şöyle göstereyim size nereye geldiğimi. BMW'ye geldik. Burada hem sıfır arabalar hem de ikinci el arabaların fiyatlarına bakacağız. Girizgahı daha fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Hadi. Fiyatı da şöyle 37 euro. Tabii arkadaşlar, tekrardan bunu hatırlatayım. Bunlar birim fiyatı. Yani tabii ki döviz kurunu çevirip de bakmamız lazım. Mesela burada ne var? 2.20i Cabrio. 52 bin euro fiyatı var. O da şu güzellik. Gerçekten efsane. Şurada bir X2 var. Bunun rengine hasta oldum. Gerçekten çok iyi bir rengi var. Bunun da bir fiyatını göstereyim önce. X2 Extra. 49 bin. 50 bin euro. Şurada yine BMW. Yine BMW 2 kasa. €39.000. 40.000 euro yani. Şimdi içinde göstereyim. Şimdi koltuk detayları falan bayağı iyi. Bunun fiyatını göstereceğim. X7 şurada 113.000 euro. Şurada çok tatlı bir X1 var. Önce fiyatını göstereyim şöyle. 52.000 euro. Ekstra. BMW X1. Şurada güzel bir 330 var. Bunun da fiyatı 76.000 euro. Şurada güzel bir 4 kasa var. Cabrio modeli bu. Burada 63.000 euro. M Sport komple M paket zaten. Şöyle. Şöyle. Bir kısmını da gösterelim şöyle. Şurada yine bir 4 kasa var. Grand Coupe. Bunun fiyatı neymiş? 62 bin euro civarı. Şurada güzel bir X4 var. Onun da fiyatına bakalım.
65 bin euro. Şurada güzel bir 7 kasa var. Ya şu ön ızgara muhabbetini ben çok beğenemedim ya. Çok büyük yapmışlar ya. BMW'yi simgeleyen şeylerden bir tanesi ama yani çok büyük ya. Gerçekten çok büyük. Bunun fiyatı, evet bu birazcık pahalıymış. 201 bin euro. Yani 202 bin falan de. Ama araba gerçekten efsane ötesi. V12 zaten. Şöyle 760. Şurada güzel bir 640 var. Fiyatı 93 bin euro. Yani dediğim şu genel olarak şu ızgara boyutu güzel. Ama şu çok büyük. Şimdi devam ediyoruz. Şurada güzel bir X3'ümüz var. Yani şu arabadaki ızgara boyutu bile bir önceki gösterdiğim ızgara boyutuna göre çok daha küçük. Ki bu araba ondan daha büyük bir araba. X3'ün fiyatı da 64 bin euro. Şurada merak edilen, asıl merak edilen detaylar şurada. Oraya da geleceğim. 64 bin euro X3'ün fiyatı. Şöyle. Şurada güzel bir X5'imiz var. Şöyle. Fiyatı 101 bin. Yani arabaları hani çok böyle aşırı detaylı çekmiyorum. Hani fiyat bilgisi vermeye çalışıyorum. Bir de kabataslak arabaları gösteriyorum. Yani en nihayetinde bir araba inceleme videosu yapmıyorum. O yüzden bana küfretmezseniz sevinirim. Şurada güzel bir M2 var. Bu arabanın hastasıyım. Bu arabayı gerçekten çok seviyorum. Yani gerçekten efsane bir araba ya. Ve fiyatı şaka gibi. 76 bin euro. 77 bin euro. Şurada yine güzel bir iki kasa var. 2.40 kablo. Ben iki kasayı genel olarak seviyorum ya. Bunun da fiyatı şurada. Sonra da 65 bin euro diyebiliriz. Ama şu çok tatlı bir detay değil mi ya? Çok iyi değil mi ya? Şurada bir X3 var. M bu da. Bunun fiyatı da şurada 107 bin euro. X3 M. Şurada güzel bir M4'ümüz var. Yani biraz ışıktan rengi tam belli olmuyor ama çok güzel bir yeşili var. Çok güzel bir yeşili var. Bunun da fiyatı 113 bin euro. M4 kabrio. Şurada güzel bir X4'ümüz var. Bunun da fiyatı 110 bin euro. Şurada yine güzel bir M4 kupemiz var. ...93 bin euro.
Burada böyle bir ufak bir aksesuar bölümü yapmışlar. Şöyle onları da bir ufak göstereyim. İşte cüzdan. Saatleri falan var. Fiyatlar. Powerbank'i var. Powerbank'i 50 euroymuş. Şurada bir cüzdanı var, 140 euro. Güneş gözlüğü var. O da 140 euro. Şurada bir anahtarlık var. Şöyle göstereyim. 30 euro. Şurada bir USB stick var. O da 40 euro. Şurada şöyle güzel performans ürünleri var. M Motorsport kıyafetleri. Bunun fiyatı ne kadarmış? Şunun fiyatı aynen 110 euro. Şurada güzel bir scooter var. Bu da 80 euro civarı. Şurada yine ürünleri falan var. Şurada yine güzel bir 1.20. Şöyle güzel bir kasa var, bunun da fiyatı 43 bin euro. Şurada güzel bir 5 kasa var. 5.30. 86 bin euro bu da. Şurada güzel bir 3.18 var. 3 kasa. M8'li müziğin. Bu da yaklaşık 50 bin euro civarı. Şurada bir i3. i3'ün fiyatı da 47 bin euro. Burada gene performans ürünleri var. Şurada Sport. Gösterdi montlar tarzında. Ha, ne kadarmış? Şu 50 euro. Şu montlar. Da 70 euro. Şunları. Keza yine şurada bir mont var. 130 euro. Şurada BMW'nin bisikletleri var. Bunların fiyatları da 1.100 euro. Şurada gene bir tane 1.100 euroluk bisiklet var. Şurada gene 1.500 euro. Evet arkadaşlar, BMW'de genel olarak fiyatlar böyle. Burası BMW'nin güzel bayilerinden bir tanesi. Şimdi bir de bu tarafta ikinci el galerisi var. Şimdi ikinci el fiyatlarına bakmaya çalışacağım. Dışarıda sergilenen bazı arabalar var. İç kısmındakilere girip bakabiliyor muyuz bilmiyorum. Onlara bir soracağım. Şöyle mesela bir tane Z4 koymuşlar. 16 model. 28 bin euro. Şurada bir kasa var. 1.18, bu da 16 model. 15-16 bin euro civarı bu da. Şurada yanında gene bir kasa var gene. 1.18. Genelde dışarı hep bir kasaları koymuşlar ya. Bu da 16. 17.480 euro. Şurada gene bir kasa var. Burada bir 2.20 var. 2.20'nin fiyatı da yaklaşık 26 bin euro. Burada yine bir kasa var. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci el piyasasındaki içerideki arabalara bir daldım. Şurada güzel bir 2.35 kabriyo var. 33 bin euro. 2.35
2015 model. 20.000 kilometrede. Şurada güzel bir 640 var. X-Drive bu 12 model 83.000 kilometrede 35.000 36.000 euro civarı. Şurada güzel bir 440 M paket var. 19 model 12.000 kilometrede 56.000 57.000 euro yaklaşık olarak. Şurada güzel bir 435 var. X-Drive. 2015 model 90.000 kilometrede yaklaşık. Yaklaşık 30.000 euro civarı. Şurada bir 525 var. 16 model 44.300 kilometrede 23.000 euro. Baya buraya bir tane S5 düşmüş. Onu da bakayım. S5 Coupe 3.0 TFSI 3.100 kilometrede 17 model. O da 50.000 euro civarı. Şurada 320 e-Touring var. Yani şöyle station wagon. 15 model 51.000 kilometrede. O da 25.000 euro. Şurada bir tane 420 e var. Grand Coupe. 30.000 euro. 16 model 46.000 kilometrede. Şurada yine bir tane 640 var. 16 model 83.000 kilometrede 42.000 euro. Burada yine bir 650 var. 46.000 euro bu da. Şurada bir tane Mercedes düşmüş ya. Şurada bir tane X3 var. 18 model 16.000 kilometrede yaklaşık 51.000 euro bu da. Şurada güzel bir X4 var. 16 model 77.800 kilometrede, o da yaklaşık 41.000 euro diyelim. Bizim hanım X6'ya merak saldı. X6 kovalıyor burada. Şurada bir X6 var. 16 model 47.500 kilometrede, o da yaklaşık 48.000 euro civarı. Şurada bir tane mini Country var. Onun da fiyatı şöyle yansıyor, 25.000 26.000 euro yaklaşık olarak. 750. Bu tarafın da ışığı çok yansıdı ya. Onun da fiyatı 67.000 yaklaşık. Burada yine bir tane 730 var. Da 50.000 euro. 740 var bir tane. Bu da 54.900. Şurada bir tane gene 750 var. 9.100 kilometrede. 88.900. Evet arkadaşlar, genel olarak BMW'de sıfır piyasası ve ikinci el piyasası fiyatları bu şekildeydi. Burada hani öncelikle şunu bir hatırlatmak istiyorum. Burada hani kur hesabı yapmamanız lazım. Oradaki birim fiyatlarına bakmanız lazım. Yani burada euro ile para kazanan bir insan 60.000, 70.000, 80.000 birime az önce gösterdiğim arabalara binebiliyor. Genelde benim de hani birazcık araba merakım olduğu için hani ben de YouTube'da hani diğer araba kanallarında izlediğim videolarda hani yorumlarda sıkça gördüğüm bir konu bu. Hani abi zaten işte onlar da şu kadar bir euroya biniyorlar da işte onu 6.5'la çarptığında da şu oluyor da bu oluyor da falan filan, ya adam burada euro kazanıyor. Türk lirası kazanıp da o Türk lirasından gidip euro alıp da o euro ile gelip bu arabayı almıyor. Adam zaten burada maaşını cebine parayı euro olarak koyuyor. Yani oradaki önemli olan birim hesabı. Adamlar gerçekten kazandıkları paralarla bu son model lüks arabaların hepsine bedavaya biniyorlar. Ha, gerçi bizim kadar da tercih ediyorlar mı? Bizim kadar da tercih etmiyorlar açıkçası. Baktığınız zaman piyasada öyle çok lüks arabalar göremezsiniz. Sadece belli başlı mahallelerde görürsünüz. Bizim Türkiye'deki o çılgınlık yok burada.
Bilmiyorum artık insanların hani doyum noktasından mı kaynaklanıyor bu. Ya en nihayetinde adamların kendi araba markaları, yani kendi ülkelerinde üretilen kendi araba markaları. BMW'si, Mercedes'i, Volkswagen'i, Bugatti'si, Lambo'su, yani Porsche'si, hani her şeyi kendi üretiyor. Kendi ürettikleri arabalar belki o doyum noktasından dolayı çok da tercih etmiyorlar. Bilmiyorum yani, o tarzda bir şeyleri yok. Yani ben çok öyle trafiğe, yollara baktığım zaman veya herhangi bir alışveriş merkezine gittiğim zaman böyle galeri gibi bir otopark görmüyorum burada. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Elimden geldiği kadar fiyatları göstermeye çalıştım. Hem sıfır arabaların hem ikinci el arabaların fiyatlarını göstermeye çalıştım. Farklı araba markalarını da ziyaret etmeye çalışacağım. Yine merak ettiğiniz, hani ziyaret etmemi istediğiniz yerler varsa videonun altına yorum olarak bırakırsanız o videoları da çekmeye çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videoyu da beğenirseniz tadından hiç yenmez. Görüşmek üzere.